Ya Zerrin, tipim değil diyorum anam ya. Tülay'ım, senin eğitimin yok, evin yok, araban yok, sigortan yok. Ten rengi strapless südyenin bile yok. Benimkini alıp duruyorsun, oradan biliyorum. Hiçbir şeyin yok. Tipin mi var ya? Çağatay Koçtu, ilgimi çekmiyor Zerrin. Ve senin enişten Selahattin. Bitti. Bu kadar yıl önce kadınlara seçme hakkı verildi. Ben niye hala kendi eniştemi kendim seçemiyorum? Niye ünlü, zengin, boylu postu Fırat Ağa varken bir pigmeyle akraba olmak zorunda kalıyor? Çağatay Koçtu muhterem hocamın sanatçı kişine bir diyeceğim yok Zerrin'im. Ama insan olarak tiksiniyorum sadece. Adama hedeseydin şu an galalarda, film festivallerinde, Cihangir kafelerinde, Bebek Parkı'nda, İstiklal'de protesto gösterilerinde takılıyor olacaktık. Böyle evde çekirdek çitliyoruz ya. Ya istemiyorum. Benim hayatımda zaten biri var. Ben. Selahattin. Sahi Selahattin diye biri vardı. Ne oldu ona? En son görüştüğünüzde Tansu Çiller başbakandı değil mi? Kızım biraz aklını kullan. Çağatay'ı koştuğu belki sana ev açar. Aman istemem o kendini beğenmişten ev falan. Mesleğim var benim. Ekmeğimi kazanıyorum. Al salak değilim ben. Evet. Sadece salaksın. Ne oldu? Platonik olarak kendi kendine sürdürdüğün sanal ilişkin nasıl gidiyor? Ne demek kız sanal ilişki? Allah Allah, Allah Selahattin'i benim başımdan eksik etmesin. Benim gayet de tutkulu, seviyeli bir birlikteliğim var. Ona bakarsan uzaylılar da var diyorlar ama gören yok. Dolayısıyla bana bir faydası da yok. Allah senin boyundan kısmış, çenene vermiş Hazerim. Bir sus. Dost acı söyler gülüm. Bizim meslek futbol gibi. Belli bir yaştan sonra aktif olarak yapamazsın. Ancak diline vurur. Nasıl yapılacağını anlatırsın. Çağatay'ı koştuğu senin için bir talih kuşu. Bir fırsat. Adeta jübile sonrası dolgun ücretli bir futbol yorum programı. Hayır, adam hemen burada, hani yanda. Anlıyorsun? Evet. Hani bir bildiğiniz, bir gördüğünüz vardır diye ben... Benden bıktı mı acaba diyorum. Yok. Ya böyle kendimde bir değişiklik mi yapsam, ne yapsam? Kız, tavşan diş yaptırsam mı böyle? Yok yok, iyi. Kedi göz yaptırayım mı? Bence lüzum yok. Ördek dudak? İnsan haline gayet iyisin Tülay, valla. Deniz'in estetik cerrahına git tatlım. Kız, vallaha mı gözün kör olmazsın söylesene. Nereni yaptırdın? He, nereni? Ağam şahım bir yerde yok ama... Sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. Sanatçılar sosyete falan kılık değiştirip gidiyorlarmış tanımamak için. Çok enteresan. Çok. Anlatsana kıza Deniz. Anlat. Vallahi... Şişt, kız, kız! Uzun uzun anlat ama haydi. Gecinden versin. Ne bu böyle ölmüşse anma günü yaparmış gibi? Gözün alışsın diye kız, suratını göre göre kanın kaynasın diye. Ya burnunun dibinde köye ilan gibi bir adam var, şu haline bak. Sen gidip Suudi Arabistanlı turistlerin arasında kısmet arıyorsun ya. Kısmet aramıyorum gülüm. Sosyete olsun, sanatçı olsun, doktora böyle gidiliyormuş. Ortamda tanımasınlar diye Arap turist şekli yaptım. Orada adet böyleymiş. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka. Sahilde insanlar kol kola sımsıcak coşmamak elde mi? Böyle bir akşamda işte ben, böyle bir akşamda aşk oldum işte ben. Hoş geldiniz Çağatay Bey. Nasılsınız? İyisiniz? Eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, ananız, babanız gelir. İyiler inşallah. Bu gördüğüm en trajik konsomasyon yahu. Aa, yok canım, yanlış anladım. Ben bizzat Tülay'ın en yakın kankesiyim. Ha öyle mi? Ha, anlıyorum. Merhaba sevgili, merhaba.
aşık oldum. Bravo! Bravo! Aa, sevgilim dedin, İdihan Zopa'yı hazırla, Tülay geldi. Muhterem hocam, hayırdır? Siz buralara gelir miydiniz? Hayır, çünkü çok banal bir ambiyans. Ama sen davet ettin sevgilim. Ne zaman? Telefondan mesaj attın ya. Bak. Merhaba Çağatay. Nasılsın? İyisin? Annengiller, babangiller, akrabangilleridir inşallah. Akşam bizim lokale gel. Şarkılarımı senin için söyleyeceğim. Adres falan filan peşmekan. Mesaja bak ya. Nasıl mesaj yazmışım ben öyle ya? Bana bakar mısın? Ben ne enteresan, ne samimi, ne yırtık bir tipim ben ya. Vallahi öyledir Çağatay Bey. En yakın arkadaşım diye söylemiyorum. Elinden her türlü iş gelir. Misal patates kızartması çok meşhurdur. Soyar, doğrar, kızartır. Ne iş olsa yapar. Üstüne bir de göbek atar. Al götür eve rahat et. Öyle mi? O zaman soyun. Muhterem hocam, şimdi şöyle bakınız. Kız ne var, soyunu versin de. Sanki yapmadın şey ha. Sanırsın pavyonda değil, kimya laboratuvarında çalışıyoruz. Zerin diye tabir ettiğimiz memeli hayvan. Canım sen bir uzak. Haydi. Sen bir uzak. Hadi. Şimdi sayın hocam, bir yanlış anlaşılma olmuş. Hoş geldiniz ama ben peşin peşin söyleyeyim. Benden size iş çıkmaz gülüm. Kaldırım çiçeğinin havasına bak yahu. Beni çirkin mi buluyorsun? Yok estağfurullah, haşa. Biraz ukala buluyorum, öküz buluyorum, duygusuz buluyorum, bencil buluyorum, o. Anlıyorum. Vah. Çok vah. Ama ya sen kötü bir insan da değilsin. Yani sana gelinceye kadar neler neler var. Sapıklar var, katiller var, değil mi? Sorun şu anam. Benim başım bağlı. Hı? Ev açacak bana. Yüzüm yüzüm kuyruğuna geldim. Hatta solungaçlarım çıktı çıkacak, o denli. Ama biliyorum, evinde mutlu değil. Beni seviyor, anladın? Pah, ne kadınlar gördüm. Zaten yoktular. Olmayan kadını artık nasıl gördüyse... İki tane daha aç, sen daha neler göreceksin? İçmesini bilmiyor. O var bunda. Çok özledim lan seni Camus, çok özledim lan seni. Sen ne rezillikler yaptın sen ya? Alakası var baba ya. Kızım benim. Ay kızım, anası da gelmiş. Ya, gel gel. Lan yine bu yırtık Zerrin'in dediği oldu ya, ben ona yanarım ana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.